Doktor Nuri Sevgen, günaydın, hoş geldin. Günaydın. Günaydın Şeref Hocam. Hoş geldiniz. Şeref Hocam diye özellikle sana, bak bana günaydın, ona günaydın diye geçti. Yok, seni günaydın. Günaydın Şeref Hocam dedim. Arada virgül vardı. Bak. Neyse. İnce. Ya bu kadınlar gününde ben açıkçası daha... Erkeğin erkeğe yaptığı şiddeti görüyorsun. Psikolojik şiddet. Şimdi bu finansa paraya girmeden... Şimdi bugün sabahleyin geldik. Şimdi bugün Nuri Sevgen günü benim için. Evet. Dedim bir de izleyicilerimiz de şiir mihir dedi. Şimdi ben açıkçası bir şiirle girmek istiyorum. Bugün Orhan yani. Veli'nin Kadın Emekçi Kadınlar şiiri. Lütfen. Kısa. Güzel kadınları severim. İşçi kadınları severim. Güzel işçi kadınları daha çok severim. Orhan Veli Kanık. Bu kadar. Daha muhteşem. Giriş olsun diye söyledim. Evet. Çok güzel. Valla Dünya Kadınlar Günü, daha doğrusu Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Ya bu hikayeyi biraz anlatmak istiyorum. Tarihi severim, Barış bilir, hatta sıkılır bundan ama. Estağfurullah. 1857 yılında New York'ta kadınlar ayaklanıyorlar bir tekstil atölyesinde. Sonra polisler bunlara şiddet uyguluyor ve yüzün üzerinde kadın orada ölüyor bu şiddet yüzünden. Bu tabii tarihe kötü bir gün olarak geçiyor, 8 Mart. Ta ki 1917'deki Kızıl Devrim zamanında kadınlar yine 8 Mart'ta Rusya'da bunu kutlarlarken devrimin ilk ayak sesleri geliyor. Nikolay'a karşı baş kaldırıyor. Kadınlar çok güçlüdür. Biyolojik olarak çok güçlüler. Çünkü nörobilimle uğraşmaya başladıktan sonra bunu çok daha iyi gördüm. Biliyorsunuz kromozomlar X ve Y olarak oluşuyor. Toplam genom yanlış bilmiyorsan 25 bin civarında. Bunun 20 bine yakını sadece X kromozomdan oluşuyor. Kadınlarda 2 tane X var. Yani çok daha genetik olarak güçlüler bizden. Saçları kolay kolay dökülmez, kolay kansere yakalanmışlar, daha dirayetlerdir. Her ay yaşadıkları o biyolojik sıkıntılara daha dirayetler. Bizim parmağımız kesildiği zaman biz ağlarız, böyle bir yaratığız. Ama bu cinsi tarih boyunca insanlık neden böyle ikinci plana atmış diye hep araştırmışımdır, merak etmişimdir. Bunun sebebi aslında yerleşik düzene geçmek. Geçmişte göçebe halklar zamanında veya mağara devrinde yaşanırken kadın erkek her zaman eşit, her zaman beraber karar veriyorlar. Ne zaman ki toprağa geçiyoruz, toprağa sürmeye başlıyoruz, o zaman miras denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Ve kadın benim malım olmalı ki, o kadından doğacak olan çocuklardan emin olmalıyım diye kadın alt plana itilerek maalesef bu hale getiriliyor. Aslında biyolojik olarak çok daha üstün tutulan Kibele gibi Anadolu'da doğurganlığıyla tanrısal kabul edilen kadın maalesef böyle olmuş. 1917 yılında bu ayaklanmadan sonra da işte zaten 1975'e kadar kimse bunu konuşmamış. Sonra Amerika biliyorsunuz her zaman bir şeylere sahiplenmeyi sever. Sovyetlerden bunu geri almış 77'de Birleşmiş Milletler'le. New York'un adı hiç geçmemiş. Emekçi kadınlar adı geçmemiş. Dünya Kadınlar Günü haline getirmişler. Ama kadınlar haklarını elde etmek için çok savaşmışlar. 1857 ilktir. 1900'lerin başında İngiltere'de de yaşayanları bir okusunlar. Hakikaten ciddi savaşlar olmuş. Atatürk yine büyük bir insan, burada bir kere daha söylemek istiyorum, Mustafa Kemal Atatürk, evet. 1930'da Türkiye'de pek çok Avrupa ülkesinden daha önce kadınlara seçme hakkını vermiş bir liderdir. Ve bunun için kadınlar savaşmadan bunu almışlardır. Bu çok değerli bir şeydir aslında. Bunu da korumak lazım. Gelecek kadınların elimizde, kadınların ellerinde, annelerimizde ve ben de şiirle burada bitirip ekonomiye döneyim. Ben de Cemal Süreyya'dan gireyim hocam müsaadenizle. Cemal Süreyya da kadın şiirinde şöyle diyor. Bir kadını ortadan ikiye böl, yarısı annedir, yarısı çocuk. Yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Yarısı rivayettir, yarısı gece. Çok güzel. Böyle bitirelim, ekonomiye dönebiliriz. Tamam, sen bir ekonomi, ben de bir tane şimdi bulacağım. Tamam, ben konuşurken sen bir tane araştırırsın orada. Evet. Şeye bak, Nazım Hikmet'in çok güzel şiiri vardır. Bak sana tüyo da vereyim, oradan gir hadi. Kimi? Nazım Hikmet'in. Tamam. Ya bu borsaya dönelim. Ne oldu dün Allah aşkına, bir haber mi geldi? %3,5. Şimdi dünkü bağlantımızı takip edenler, ki artık bu bölümün bir Nuri Sevgen fanları oluştu. Nuri Sevgen'i dinlemek için. Hatta biz daha sonra videosunu kesip koyuyoruz. Altına çok güzel yorumlar geliyor. Nuriye de arada okudun mu diyorum. Dün de öyleydi. Dün borsanın pozitif kapatacağını muhtemelen söyledin. Şimdi burada şunu hep altını diyorum. Buradaki tahmin Nuri Sevgen'in. Yani çoğu doğru çıkıyor ama doğru çıkmayabilir. Doğru çıkmadığında lütfen
tırnak içerisinde linçlemeyin Nuri Sevgen'i. O tahminde bulunuyor. Çoğu doğru çıkıyor. Ama yani çıkmayabilir de hep söylüyorum. Yani, üzülürüm çünkü öyle yani bir şey. Yani piyanisti ateş etmeyin, o işini yapıyor. Gibi. Ama dün söyledin. Çok net dedim. Pozitif kalıyor. Ama %3,5'u da bekliyor muydun merak ediyorum. Evet. Ne oldu? Devamı gelir mi? Düşüş bitti mi deyip sözü sana bırakayım. Şimdi dün itibariyle evet, yükselişten çok emindim aslında ama %100 hiçbir şeyden emin olmayız dediğimde söylemiştim ama %3,5'luk bir hareket tabii büyük bir hareketti. Biraz da çok sert düşüşün arkasından biz buna şey deriz işte short coverage deriz. Çok daha sert yukarı doğru gitmesi bu tür şeyler de olur. 9000 seviyesinden döner diye düşünüyordum. 9000 üzerinde kapattı. Bu olumlu aslında. Yani ama bir yandan da beni rahatsız eden bir şey var. Dünkü hareketin arkasında yeter kadar işlem hacmi ve katılım göremedim. Şimdi yeniden iktisat terminolojisine döneceğim. Eugen Fama denilen bir adam var. Etkin piyasalar hipotezi diye yazdığı bir çalışmayla Nobel ödülü aldı. Ve çok net bir şey söylüyor. Piyasaları etkin, yarı etkin falan diye ayırıyor. Çok da özete girmeyeceğim ama söylediği çok net bir şey var. Diyor ki bir piyasanın fiyatının etkin bir fiyat olabilmesi için katılımın yüksek olması lazım. Teknik analizde en temel varsayım nedir? Arz ve talebi karşılaştırırsınız grafiklere bakarak. Talep mi daha güçlü, arz mı daha güçlü ve bu arz-talep dengesi bir sonraki güne ya da bir sonraki bara devredecek mi? Bunu anlarsınız. Bunu anlamanın en önemli yöntemlerinden biri altta böyle ince bir çubuk olarak görülen işlem hacmi ya da işlem miktarıdır. Bunu pek çok teknik analiz bazen görüyorum. Kendi teknik analiz diyen arkadaşlar bu çubukları koymadan, işlem hacmini koymadan analiz yapıyorlar. Böyle analizleri direkt söylüyorum. Burada dinleyicilere, izleyicilere çöpe atın. Bakmayın. İşlem hacminin olmadığı hiçbir grafik hiçbir işe yaramaz. Çünkü şu demektir bu. Ben bir arabamı satışa çıkardığımı varsayıyorum. Barış'a veya Şeref hocama diyorum ki arabamı kaça alırsınız? Onlar diyor 1 milyon liraya alırım. Ben bunları direkt sattım varsayıyorum. Hiçbir şeye bakmadım. Ne gittim galerilerle görüştüm, ne internet sitelerine baktım. Bu gerçek fiyat mıdır? Olmayabilir. Belki fiyat 1 milyon 200 belki 800 bilmiyoruz. O yüzden fiyata ne kadar katılım olursa bir piyasa oluşur. İşte piyasayı oluşturan şey de bu işlem hacmidir. Son gün yani dün yükseliş oldu. Çok da güzel bir yükselişti. Güzel bir yerden kapandı. Benim o hareketli ortalama olarak 5, 10, 21 üstsel ortalamaların hemen üzerinde kapandı ve grafik yukarı doğru dönecekmiş bir işaret verdi. Ama işlem hacmi maalesef ki istenildiği kadar yüksek değildi. Böyle bir hareketin, %3'lük bir hareketin işlem hacmi en azından bir gün öncenin üzerinde olmasını beklersiniz. Bırakın geçmiş seyri, dünün bile üzerinde değildi. Yani önceki günün bile üzerinde değildi. Doğal olarak bu beni biraz tedirgin etti. O yüzden bugün 9000 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Birinci bakacağımız bu. İkincisi, margin call rakamları biliyorsunuz vadeli işlem ve opsiyon piyasasında eğer teminatınız bir miktar azalırsa bunun teminatı tamamlamanız gerekir. Ertesi gün saat 3'e kadar en geç. Bu borsanın istediği 3. Kurumlar tabii doğal olarak daha önce de kapatmalarını istiyorlar ki takas banklarında sorun olmasın diye. 3'ten sonra asıl piyasanın ne olacağını görebiliriz. 3-4 civarlarında özellikle 3,5-4'e kadar şey olur ama EFT kapanma saatine yakın daha net görüyoruz. 4-4,5'da daha netleşiyor. Buralarda asıl piyasanın şeklini göreceğiz. Yani benim bugün beklentim şu. 9000 üzerinde durduk çok güzel. 9200'e götürebilecek bir görüntü var çok güzel. Ama 9000 üzerinde durduktan sonra burada kalacak mı kalmayacak mı bu önemli. O yüzden yatırımcılara tavsiyem bu. Bugün eğer yukarı doğru başlarsa ki bugün yukarı başlayacak büyük ihtimalle. Yani yatay olsa bile yukarı dönecektir. Ama 9000'in altına gelirse kesinlikle stop yapın derim. Grafikler o zaman tekrar aşağı doğru eğilime girebilir. Ha 9000 üzerine tutunursa ne hala? O zaman yukarı doğru gitmeye, senet bazlı hareketlere devam etmeye sürdürecektir. Dün özellikle bankacılık sektörü hisseleri çok yoğun bir alış gördü. Burada da en önemli etki çok fazla düşmüş olmalarıydı ve endeks etkilerinin yüksek olmasıydı. Bugün tarım dışı istihdam datası var Amerika'da çok önemli. Özellikle enflasyon beklentileri açısından önemli. Dün işte Powell'ın açıklamaları ve Amerika'da Oracle Master'dan gelen açıklamalar, Fed'in ılımlı açıklamaları Amerika'da piyasaların yükselmesine neden oldu. Tabii bir yerde küçük bir not da düşeyim. 8 Mart tarihinin bir özelliği daha var biz finansçılar açısından. 1817 yılında New York Borsası'nın kurulduğu tarihtir 8 Mart. O yüzden de hani New York Borsası da şu anda bizim en çok baktığımız, bütün piyasaların baktığı kalbi merkezi olduğu için de dün piyasa zirvede kapandı ve bugün orada gelebilecek 16.30'daki data piyasaları bir şekilde bozabilecek etkide yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir. Akşam Fitch'ten bir not değişimi bekleniyor. Genel eğilim bu yönde. Bir kademe arttırırsa hiçbir şey değişmez. Ama bunun fiyatlaması da yapılıyor. Ama ya gelmezse etkisi de fiyatlanabilir.
hafta sonu riskleri fiyatlanabilir. O yüzden 9000 seviyesi çok kritik. Eğer 9000 üzerinde kalırsa çok güzel. 9200 sonra 9400 zirvesini tekrar gitme potansiyeli var. Ve işlem hacmi o alttaki çubuk o grafiklerde çok önemli. Bunun da sebebini iktisadi açıdan anlattım, anlatmaya çalıştım. O yüzden buralara bakmakta fayda var diye özetleyeyim. 300 milyara yakındı galiba değil mi hacim? Tam rakamı hatırlamıyorum ama bir önceki günün altındaydı. Grafiğe baktım. Ben rakam olarak bakmadım. Evet. Tamamen çubuk üzerine bakıyorum. Doğrudur. Sen baktıysan öyledir. Estağfurullah. Peki şimdi o Nazım Hikmet'in galiba o şiiri söylüyorsan o şiir Nazım Hikmet'in değilmiş. Hangi şiirden bahsediyorsun? Hangi şiirden bahsediyorsun? Güzel söyledin. Daha ortada şiir yok. Var var. Şu şiir aslında Nazım Hikmet'in değilmiş. Bak. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde dokuz zili köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir diye devam eden. Bu böyle sosyal medyada Nazım Hikmet ben diye. Ben onu kastetmemiştim aslında ya onu ama. Tamam, senden dinlerim o zaman. Kastettiğini ben kadınlarımız diye bir şiir var ya, ve kadınlar diye başlıyor. O şiirden bahsetmiştim. Ne kadınlar tanıdım. Asla var olmadılar. Hayır, ve kadınlar, bizim kadınlarımız. O Atilla İlhan. Atilla İlhan. Nazım Hikmet demedi, böyle bir şiir de var. Estağfurullah. Yani. Var. Bu şey gibi oluyor. Biz Suna Yakın'la Borsa İstanbul'da da buluşmuştuk, Nuri Seken hatırla. Diyor ki ya bir söz görüyorum diyor. Böyle çok işte güzel böyle söz. Altına Suna Yakın ya. Ben diyor öyle bir şey söylemedim. Ya daha da gırgırı var şimdi. Mevlana diyor ya. Mevlana'nın böyle bir sözü daha, yok. Daha gırgırı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı altına heze Mevlana. Bir doçent kadın bunu paylaşınca, doçent kadın paylaşınca, doçent doktor bilmem kim. Ben de bir gaflette bulundum Nuri. Dedim ki ya dedim Mevlana hayatı boyunca tek bir Türkçe yazmadı, Farsça yazdı dedi. Kadın beni yerden yere vurdu ve ağzımın payını aldım. Ya bir dakika, bir cahille tartışılır mı? Şimdi heze Mevlana diyor. Şimdi öyle bir tane yazmış. Böyle lafları bana mal etmeyin. Heze Mevlana, Yunus Emre de like etmiş. Şimdi sosyal medyada bunu hakikaten öyle. Ben daha kötüsünü söyleyeyim hocam. Evet. Daha ilginç söyleyeyim. Mesela bazı şiirlerin altına La Edri yazar. Evet. La Edri doğal olarak anonim demektir. Sahip bilinmeyen demektir. La Edri şair sanıyorlar. Şu edebiyat fakültelerinde çok meşhur. La Edri şairin de dediği gibi. Yani La Edri idrak edilemeyen, bilinmeyen, sahibi meçhul anlamı. La zaten olumsuzluk. La Edri ama işte onu oraya getiriyorlar. Şimdi sen şiir okuyacak mısın bize kardeşim? Ya izin verirseniz okuyacağım ama okutmadınız ki. Oku oku bekliyoruz. çok güzel hadi buyur güzel lütfen. Güzel sesinle oku. Peki. Çok heyecanlandım. Ama okumam gerekiyor bugün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ama lütfen meteoroloji haber bülteni gibi okuma, vurgularıyla oku. Eyvah. Şeref abi. Aruz denen bir şey var, ahenk denen bir şey var. Öyle değil mi Nuri? Yani. Tabii. Evet. Ama okur o ya. Tiyatro eğitimi almış, diksiyon, artikülasyon da bizden daha iyi olan herhalde. Egzajere ederek okusun diye. Bayağı bir zorladınız. Okur, heyecanlandırmayın. Güzel okur bence arkadaşım. Hadi bakalım. Güzel okur diye. Şimdi berbat edeceğiz şimdi. Atilla İlhan'ın şiiri Böyle Bir Sevmek. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasan sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Hayır sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler. Birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Evet, çok da güzel okudun. Bilmiyorum, başarabildim. Çok değil, güzel vurgusu. Güzel okudu. Nuri Sevgen'i uğurluyoruz. Evet. Çok teşekkür eder Nuri Sevgen. Görüşmek üzere, iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederim.